Çok lezzetli sunumları var. Çok ekonomik. Çok memnun kaldık. İnşallah tekrar geleceğiz. İstanbul'dan geldik. İstanbul'dan geldik. Arkadaşımızın tavsiyesiyle çok beğendik. Sizler İstanbul'dasınız. Biz de İstanbul'dayız. Hepimiz Sarıyer'den geliyoruz. Evet. Biz de Boğaz'dan geliyoruz ama değişiklik olsun diye bugün böyle yaptık. Abimizden de tanıştık bugün ilk defa. Çok hoşumuza gitti. Çok büyük bir ilgi var. Siz var mısınız? Ben burada sahibiyim. Oğlum esasen ben babasıyım. Böyle ne güzel ya, çok güzel mekan. Evet. Muhteşem. Çok memnun kaldım. Keyifli bir yer. Muhteşem manzara eşliğinde misafirler böyle keyifli anlar yaşıyorlar. Gördüğünüz gibi anlatmaya gerek yok. Herkes söylüyor zaten. Kıyı köyün güzelliğini anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. 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 Böyle kamelyalarda Arap şeyhleri gibi püsküllü püsküllü oturabilirsiniz. Ve isterseniz şarkılar söyleyebilirsiniz. Şöyle diyebilirsiniz. Şefonun evi saraya karşı, şefonun evi saraya karşı, sefo sermiş çeyizini duvara şirik, şefo sermiş çeyizini duvara şirik, yandım yarek yar ne çare, ben bulamadım derdime çare, yandım yâre yar ne çare, ben bulamadım derdime çare. Ak yalı tırak yalı, el adı Fatih Han bir adı Şanlı, tırak 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 yaya, az sayın beya tırak yaya, tırak 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 yaya, az sayın aga tırak yaya. Balıklarının çok meşhur olduğunu, çok taze olduğunu zaten biliyoruz doğasıyla da. Öncelikle sizi tanıyalım ve sizden bilgi alalım. Yasemin ben, Yasemin ablasıyım. Birlikte işletiyoruz onun mekanında. Hem çalışıyoruz hem işletiyoruz. Daha önce hiç bir çalışma hayatınız olmadı sanırım. Maalesef buraya başlarken sıfır tecrübeyle başladık bu bir kere. Çok büyük risk aldık desem yeri var. Neden diyelim? Sadece el becerimize güvenerek girdik. Ama bir yıl öncesindeki müşterimize baktığımızda potansiyelimizin neredeyse 10-15 kat arttığını gördük bir yılda. Çok doğal bir ortamdayız. Deniz bir taraftan, doğayla baş başa bir taraftan, balıklarımız bir taraftan, her şeyle. Evet. Peki bu sezonda, yani şimdi Temmuz ayındayız, bu sezonda hangi balıklar bulabiliriz? Şimdi en yeni çıkmaya başlayan balığımız var. Bir kere palamut, kalkan, tekir, istavrit, levrek, hamsi. Bunlar hamsi biraz azaldı. Bunlar yeni sezon balıklarımız. Şimdi daha önce tecrübeniz olmadı ama biz mutfakta tabii hazırlık aşamasında da gördük. İnanılmaz hijyen, balık ve kızartma olmasından dolayı da diyorum, ızgara olmasına rağmen, bir yıl geçmesine rağmen çok hijyen. Her şey pırıl pırıldı. O çok hoşuma gitti. Ben buraya başlarken hep demişimdir, kendim yiyemediğim bir şeyi bir başkasına yedirmek istemem. Yasin Bey'in oğlu Ege yanımızda. Senin de merhaba diyelim öncelikle. Kaça gidiyorsun Ege'cim sen? Kaça geçtin? 5'e geçtim bu sene. Şimdi palamut balığı hazırladınız bize kızartma, evet, olarak. Tam sezon balığı dediniz. Sabah evet, denizden sabah çıktı geldi dediniz. Tadına bir bakalım. Afiyet olsun. Çok sağ olun. Çok lezzetli gerçekten. Tadından ve görüntüsünden de anlaşılıyor. Palamut balığını kızartırken unladınız. Evet. Unlamasak da olur oluyor dediniz. Evet. Yani lezzeti yakalamak, evet, açısından da tabii ki. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Yasemin ederim. Kıyıköy'e geldiğinizde balıkçı Yasin'e uğramadan geçmeyin derim. 24 Temmuz
Basın sansürünün kaldırılması yıl dönümü sebebiyle Çatalca Belediyesi'nin düzenlenmiş olduğu İstanbul'daki yerel ve ulusal gazetecilerimizin katıldığı Basın Bayramı programındayız. Çatalca Karamandere Gizemli Vadi tesislerindeyiz. Bu muhteşem piknik alanı ve dinlenme tesisleriyle sizlerle programımız devam ediyor. Tırak 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 ya ya Aslan Maga Trakya'ya, 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 Aslan Beya Trakya'ya. Kiraz dudak tekir güne bakar sarı kızlar can ciğerdir Edirne'li kiraz dudak Tekirdağlı Lozengrad üzüm bağlı güne bakar sarı sarı kızlar can ciğerdir Edirne'li Trakyalı Trakyalı Tebe koca çok lezzet var ama kuzu çevirme de var. Bunun yapılışını şimdi değerli ustamızdan öğreneceğiz. Turan Bey'den merhaba diyelim öncelikle. Merhaba, nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Turan Usta, bunu nasıl yapıyoruz? Bunu nasıl lezzetini veriyoruz? İnsanlarımız bunu yemek istediği zaman ne zaman gelmeli buraya? Şimdi kuzu önemli. Kilosu ve yağ bakımından önemli. Başta önemli. Tabii ne yağlı olacak ne zayıf olacak. 20 kiloya kadar olur. 15 kilosu idealdir. 15-17 kilosu. Bu normalde 3 saatte pişer. Böyle takıyoruz. Tabii. Bunun lezzetini yakalamak için bu buradan çıktıktan sonra yemek lazım. O bu buhara koyduktan sonra bu lezzeti bulamazsınız. Burada hemen çevirip yiyeceğiz. Evet. Trakyalı Tebe koca pervanlar diyarı Trakyalı Trakyalı evladı Fatih Han bir adı şanlı Trak Trak Trakya'ya Aslayım beya Trakya'ya Trak Trak Trakya'ya Aslayım aga Trakya'ya. Nasıl burayı, nasıl buldunuz? Güzel bir yer. Her şey güzel. Her şey mükemmel. İyi tatiller diliyoruz. Efendim, İstanbul Gazeteciler Derneği Başkanı Sayın Mehmet Mert yanımızda. Merhabalar diyoruz Sayın Mert, nasılsınız? Merhabalar Sefa Beyciğim, teşekkürler. Tek Rumeli ailesine, izleyenlerine sevgiler, saygılar. Efendim, bizler de saygılar, sevgiler sunuyoruz. Şimdi bugün 24 Temmuz basın özgürlüğünün günü. Doğru mu? 24 Temmuz basında sansürün kaldırılış yıl dönümü. Özgürlük yıl dönümü. 1908'den beri ikinci meşrutiyet ilan edildiği zaman halk padişahın bir takım yetkilerini elinden aldı. Onlardan bir tanesi de gazeteler daha önce basılmadan önce denetçilere gösterilirdi. Denetçiler onaylamadan o gazeteler basılmazdı. O gün bugün 1908 24 Temmuz gazeteler artık basılmadan çok rahat matbaadan direkt okurlarına ulaşabiliyor. O günden sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun iki yayın organı vardı.
ve bir anda gazeteler tirajlarını 200 binlere, 400 binlere, milyonlara çıkardı. 1946'ya kadar bu basında sansürün kaldırılış dönümü olarak anılıyordu. 1946'da kurulan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti bugünün anısına Gazeteciler ve Basın Bayramı adı verdi. Ve yıllardır bugün bizim için önemli bir gün. Biz gazeteciler, yayın organının sahipleri için. Biz de bugünü böyle bir piknik ortamında Çatalca, Gizemli Vadide, Karamandere'de kutluyoruz. Sizin de ayağınıza sağlık, şeref verdiniz. Bugün aramızda Hürriyet Gazetesi yazarı Yalçın Bayar, Sözcü Gazetesi'nden arkadaşlar Aydın Demir, Sabah ve Takvim Gazetesi'nden, İstanbul basını burada diyebiliriz. Yaklaşık 100'e yakın gazeteci görüntü aldıysanız. Mekanımız çok güzel. Çatalca Belediyesi sağ olsun. Çatalca'nın şöyle bir özelliği var. Piknik alanı olduğu zaman biz Çatalca'yı tercih ediyoruz. Kış aylarına denk gelen 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü var. O zaman da Beylikdüzü'nde, Büyükçekmece'lerde, kapalı alanlarda bu günümüzü kutluyoruz. Amaç meslektaşlarımı bir araya toplamak, kaynaşmak, dayanışmak ve bugünün adına, anlamına binaen konuşmalar yapmak, bilgilendirmek. Belki bugün burada ilk defa bugünün önemini duyan insanlar vardır. Bu ekranlar başında ilk defa bugünü, 24 Temmuz'u, basında sansürün kaldırılış yıl dönümü duyan insanlar vardır. Hem doğru, günle ilgili bilgiler veriyoruz, hem de işte bir cumartesi gününü hep birlikte aile, güzel bir doğa birlikte eşliğinde yaşıyoruz. Evet, yine yanımızda bölgemizin değerli duayen gazetecilerinden bir tanesi Sayın Barış Emregül. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ya siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de iyiyiz. Tekrümeli TV, Sefa Güneş'te Memleket Sefası programı bugün Çatalca, Karamandere, Gizemli Vadi'de sizlerle, sizlerin bu güzel gününde. Bizlerle her zaman berabersin. Ben ona dikkat ediyorum. Hangi toplantımız olursa olsun içimizde Sefa Güneş diye bir arkadaşımız var. Bu arkadaşımız gerçekten güzel. Ben bu arkadaşımıza bir şarkıyla şey yapmak istiyorum, eğer müsaade ederseniz. Başlasın. İnleyen nameler ruhumu sardı. Bir güneş ki bir aşk dolu. İnleyen nameler ruhumu sardı. Bir rüya ki orada hep şarkılar vardı. Uçan kuşlar, martılar, dağlılar vardı. Sevgili izleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Yanımızda yine ulusal basından Aydın Demir. Merhabalar efendim, hoş geldiniz sizler de programımıza. Nasılsınız? İyiyiz, sağ olun. Teşekkür ederiz. İzliyoruz televizyonunuzda zaman zaman. Trakya ile ilgili güzel şeyler yapıyorsunuz. Özellikle sizin sanatınızı da beğeniyorum. Her şeyden müzik yapıyorsunuz. İlgiyle izliyoruz. Bundan sonra da izlemeye devam edeceğiz. Haber olmazsa, halkın haber olmadığı hiçbir şeyin de bir değeri olmaz, evet, diye düşünüyorum. Evet, bu konuda tabii sizlerin duygularınızı almak istiyorum. Tabii ki basının sansürün kaldırılışı 24 Temmuz olarak kutlanıyor. Ben 32 yıldır zaten basında çalışıyorum. Zor dönemler de oldu, iyi dönemler de oldu. Ama şükür ki yine 32 yılı geride bıraktık. Çok şükür. Bundan sonra da yeni genç arkadaşlara da başarılar diliyorum. Fazla da söyleyecek bir şey yok. Yaşayarak görsünler diyorum ben. Burayı nasıl buldunuz? Buraya ben ilk defa geldim. Çatalca'ya pek gelmiyordum. Ben Mersinliyim aslında. Biraz da bizim Toros Dağları'na falan benzettim. Fakat buradaki artı şey, çam ağaçlarından ziyade meşe ağaçları. Böyle de güzel bir vadi. Çok güzel. Buradan da çağrıda bulunmak istiyorum. Yani burada telefonlar çekmiyor. Gereğini de yaparlarsa daha güzel olacağını, evet, hani, ümit ediyorum. Evet, bir konu vardı. Hani her yerde biz varız, çekeriz diye, evet, diyen, evet, diye, evet, şebeke vardır. Nedir ona? Operatörleri. Evet, GSM ama şirketlerinin dikkatine de burada maalesef çekmiyor. Kamera da gösterirse çok güzel bir yer. Burada düğünler falan da yapılıyormuş. Sosyal etkinlikler de yapılıyormuş. Fakat telefonlar çekmiyor. Artık günümüzde de insanların yaşamının bir parçası telefon. Yani arasalar evde hasta masta olsa, maalesef buradan Çatalca'ya gidinceye kadar telefon çekmediği için irtibat noktası olmuyor. Sıkıntımız o. Evet. Yani bu çağda, günümüz teknolojisinde,
Evet. Her yerde olması gereken haberleşme burada yok. Yani evet. Bizi burada sansürlediler o zaman diyelim yani mi? Öyle. Evet, basın özgürlüğünü burada kısıtladılar diyelim. Amaçla kısıtladılar. Telefonlar çekmiyor diye. Evet, evet. Öyle diyelim. Bütün GSM şirketlerine de duyurulur. Aydın Bey'in dediği gibi. Teşekkür ediyoruz bizler de. Teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyorum. İyi eğlenceler diliyorum.